Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bugün baş tacısınız. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlarım da tavsiyesi üzere dediler ki, kardeşim sen normalde daha eğlenceli, daha komiklik yapan, şebeklik yapan bir insansın. Videolarına bunu neden yansıtmıyorsun demiştiler. Ben de ancak bu kadar yansıtabildim. Çünkü kamera karşısında geçip de bir şeyler anlatmak hakikaten bir sanat. Bu sanata her sanatta olduğu gibi tecrübeyle kazanılan bir şey. Ben de yavaş yavaş bunlara başlayacağım. Gelelim başlıkta da gördüğünüz gibi Almanya'ya nasıl işçi olarak gelebilirsiniz? Evet arkadaşlar, bu konuya niye anlatıyorum? Çünkü sizleri çok seviyorum. Hayır tabii ki, ben bu kanalda dürüst olmayı yeğliyorum. Bu kanalda sizlere dürüst olacağım. Başka kanalda evet sizleri çok seviyorum. Hayır yani bunu niye sizi seviyor olabilir ki? Yani sizi tanıyor mu birebir? Tanımıyor. Yanlış bilgi vermemeye özen göstereceğim. Çünkü arkadaşlar bu yalancı çoban olayıdır. Bir kere yalan söylerim, iki kere yalan söylerim, üç kere yalan söylerim. Bu kendi kalitemi düşürür. O yüzden yalan söylemeyeceğim sizlere. Size dürüst bir şekilde Almanya'ya nasıl işçi olarak gelebilirsiniz? Size umut satmadan anlatacağım. Birçok insanı gördüğüm gibi sizlere umut satıyor. Almanya kardeşim işçi alıyor. Çıkın gelin alma. Ne işiniz var Türkiye'de şu bu falan. Bunları dersen biliyorum evet size umut satmış olacağım. Beni izlemeye devam edeceksiniz. Ama gerçek ortaya çıkınca bu adam beş para etmez deyip başka kanallara yöneleceksiniz. Ben de o yüzden sizlere yalan söylemeyeceğim. Neyin ne olduğunu, nasıl işlediğini, ne kadar zaman harcamanız, ne kadar efor harcamanız. Almanya gerçekten de işçilere sadece üniversite mezunu olanlara değil normal işçilere sıvacısıdır, boyacısıdır, duvarcısıdır, kalıpçısıdır, kaynakçısıdır bu insanlara da kapılarını açtı. Eğer ki o mesleklerle ilgili en az 2 sene bir eğitim aldıysanız Almanya'ya işçi olarak gelebilirsiniz. Yalnız hemen eğitim almayan insanlar kapatıp gitmesin, onlarla ilgili de bazı anlatacaklarım var. Arkadaşlar Almanya biliyorsunuz dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri, ekonomisi de dünyanın en büyük 4. ekonomisi. Gerçekten sosyal ülke olmasıyla birlikte insanlarına şefkatle yanaşıyor. İşiniz olmayınca size para veriyor, çalışmadığınız dönemler size para veriyor, çocuğunuz varsa çocuğunuza maaş bağlıyor, okul sistemi, herhangi bir özel okula gitmenize gerek yok, sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip. Gerçekten Almanya'daki sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemi. Özel hastanelerden oluşuyor her yer ve senin sigortan bu özel hastaneleri %100 karşılıyor. Sen bir hastaneye gittiğin zaman sana bir insan gözüyle bakıp seni tedavi ediyor. Türkiye'de insanlara nasıl davrandığını tam bunları çok açıklamayacağım. Aşağı yukarı bilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim biliyorsunuz daha önce Almanya'da nasıl iş buldum adlı bir videomun altına gelen yorumlardan sonra ayrıca Almanya ile ilgili Facebook'taki gruplarda yazılan yazılar, yorumlardan sonra gerçekten Türkiye'deki birçok insanın Almanya'ya işçi olarak gelmek istediğini gördüm. Hakikaten de size hak veriyorum. Gerçekten ben buraya geldikten sonra anladım ki Almanya büyük memleket. Almanya'da yaşamaya başladıktan da sonra hemen hayat kaliteniz, refahınız çok artıyor. Ve herkesin bireysel olarak hayat kalitesini artırmak istemesi gayet anlaşılır ve takdir edilir bir olaydır. Buraya gelen, burada yaşayan birçok tuzu kuru gibi Facebook yorumlarında sizlerin biraz aşağılar şeklinde ne var kardeşim Almanya'ya geliyorsunuz sanki Almanya'da parayı ağaçlardan topluyoruz sanki Almanya'da şu şöyledir bu böyledir diyen züppe insanlara da aldırmayın arkadaşlar. Evet Almanya'ya geliyor olma isteğiniz gayet anlaşılır ve takdir edilir. Gelin arkadaşlar. Çünkü yurdum insanının işçi olarak çalışıp da hayatı boyunca herhangi bir başka ülkeye turist olarak gitme ihtimali yok.
dünyayı tanıma, dünyadaki öteki insanlarla ilişki kurma ihtimali yok. Çocuklarını düzgün bir şekilde eğitim verme ihtimali yok. Maalesef ki bu böyle. Ama Almanya'da öyle değil. Almanya'da işçiysen de, beyaz yakaysan da fark etmiyor. Hemen hemen herkesin hayat kalitesi o kadar iyi ki insanlar eğer ki işçi olarak çalışıyorsa bunu utanmasına, saklamasına gerek kalmıyor. Öyle olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Bunu nereden anlayabilirsiniz biliyor musun? Türkiye'de metrobüsünde, otobüsünde, metrosunda gittiğiniz zaman bakarsınız ki birçok insan normal kıyafetleriyle işine gidiyor. Ama Almanya'da böyle değil. İşçilerin birçoğu normal iş üniformasıyla işine gidiyor. Bakıyorsunuz sağından metre asılmış, solundan cetvel asılmış, kalemler, şunlar bunlar. Yani işçi olduğundan utanmıyor ve bunu gururlu bir şekilde üniformasıyla, yani işçi kıyafetleriyle işe gidiyor. Ben de öyle gidiyorum. Şu an halihazırda metroyla işe gidiyorum. Arabam yok şimdilik. İleride belki olur ama metroyla işe gittiğim zaman öteki işçiler gibi, benim kendi iş arkadaşlarım gibi işe bildiğimiz iş kıyafetlerine gidiyorum. Ve bu ayıplanacak ve utanacak bir şey değil. Evet, inşaatlarda çalışmak, işçi olmak, demirci olmak, tuğlacı olmak ayıp değil ama maalesef ki zor bir meslek. Almanya'daki birçok insan bu iş zor bir iş olduğu için ve bu insanlar kendilerini geliştirme imkanı olduğu için, çünkü burada doğup burada büyüyorlar, kendilerini geliştirip mühendis, profesör, bu tarz şeyler olabilme ihtimali olduğu için bu insanlar bunu oluyorlar. Almanya'nın bunlara da ihtiyacı var. Öteki işleri yapacak insanlara da ihtiyacı var arkadaşlar. Sonuçta o mühendis bir ofiste çalışacak. O ofisin kapısını, parkesini, duvarının boyasını, tuğlasını örecek, yapacak insanlara da ihtiyaç var. Arkadaşlar ben şahsen kendim kaynakçıyım ve inşaatlarda çalışıyorum, şantiyelerde çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla Almanya'da inşaatlarda, yol yapımında, bahçe yapımında, peyzaj işlerinde, bu tarz ağır işlerde çalışan tek bir Alman yok. Alman dahi hiçbir Avrupa vatandaşı göremedim arkadaşlar. Ne İngiliz'in, ne Fransız'ın, ne Norveçlisi, ne İsveçlisi, mümkün değil. Göremezsiniz. En Avrupalısı, Polonyalısı, Macaristanlısı. Yani düşünün, yani bunlara da ne kadar Avrupa diyebileceksin ki? Yani bunlar ya da sen, ben çalışıyoruz arkadaşlar. Afgan'ı, Suriyelisi, Filistinlisi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, bunlar çalışıyor. Bu insanların, Almanların bu tarz insanlara ihtiyacı var. Nokta. Bizler olmasak bir tane dahi tuğlayı, demiri kesen, biçen olmaz. Evet diyeceksiniz ki ya madem ki bu insanlara ihtiyacı var, açın kapılar böyle rahat bir şekilde, biz de gelip çalışalım. Evet haklısınız ama burada insanların korktuğu bir şey var. Biz de bunu maalesef ki suistimal ediyoruz. Buraya gelip de belirli bir süre çalıştıktan sonra çalışmadan yaşamanın yolları var maalesef burada arkadaşlar. Gidiyorsun, diyorsun ki ben çalışmıyorum, işsizim, bana bir maaş bağlayın. Bu insanlar da size maaş bağlıyor. Ara sıra bir iş görüşmesine gitmek zorunda kalıyorsunuz. Buna gidiyorsunuz ve hala beğenmedim ve ben işsizim, bana para bağlayın deyip burada hayatınızı Türkiye'den daha kaliteli bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bu insan oradan vasıfsız bir şekilde buraya geldiğinde burada o vasıfsız işleri yapmaktan imtina edip işsizlik maaşıyla hayatına devam ettiriyor. O yüzden diyor ki madem böyle bir durum var, Almanya çalışma kültürüne entegre olabilecek, kendini geliştirmiş, o konuyla ilgili bir eğitim almış insanı ülkemize alalım ki en azından bu insanlar burada kendini garanti altına aldıktan sonra da çalışmaya devam etsin, tatiline gitsin, kendini geliştirsin, parasını harcasın, yüksek maaşlara ihtiyaç bir şekilde yaşasın. Yani düşük minimal yardım paralarıyla yetinen insanlar halinde olmasın arkadaşlar. Bu önemli. O yüzden de zaten eskiden beri mühendis isen, doktor isen ya da işte herhangi bir geçerli bir üniversite mezunu isen Almanya'ya zaten çalışma vizesiyle, mavi kart deniyor buna, bu vizeyle gelebiliyordun. Ama şu an 2020 Mart ayından itibaren Almanya'ya herhangi bir mesleğin var ise bu meslekle de ilgili çalışmak için gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burada dediğim gibi 2 sene bir eğitim almanız gerekiyor bu meslekle ilgili. Şu an bu eğitim almış insanlarla ilgili almamış insanların durumunu anlattıktan sonra almış insanların durumunu da anlatacağım. Bir yere ayrılma. Evet diyelim ki bir mesleğiniz var ve bu meslekte gerçekten kendinizi geliştirmişsiniz. Mesela tesisatçısınızdır. Mesela kaynakçısınızdır.
yapmışsınızdır. Mesela duvarcı, kalıpçı, boyacı, sıvacı fark etmiyor arkadaşlar. Hangi meslek olursa olsun, berberci, ya an aklınıza gelebilen herhangi bir meslek. Yani şu olmayacak tabii. Ben taksi durağında çok güzel meydancıyım. Ya bu tabii ki de Türkiye özel bir meslek. Bunun Almanya'da hiçbir geçerliliği yok. Gerçekten de ihtiyacı olunan mesleklerden birine sahipseniz ve bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almadıysanız arkadaşlar, sizin için süreç biraz daha zorlu ve uzun. Yalnız uzun deyince hemen umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü bu sizin için aslında bir avantaj haline de getirebiliriz bunu. Niye? Çünkü Almanya'ya geldiğiniz zaman sudan çıkmış balık gibi olmamak için sizin bazı şeylere daha Türkiye'de alışıp öğrenip buraya gelmeniz lazım ki buraya geldiğinizde de hemen iş bulup buradaki hayata entegre olabilirsiniz. Benim size tavsiyem şu. Eğer ki bir konuyla ilgili eğitim almadıysanız 3 tane yer sayacağım. Meslek Sanat Okulu, Çıraklık ve Kalfalık Okulu. Bunların birine gidilin, yazılın. Haftada sadece bir kez yüz yüze ders alarak, geri kalan günlerde de normal çalışmanızı yaparak, maaşınızı kazanarak, hayatınızı devam ettirerek 2 sene sonra bu diplomayı alabilirsiniz. Bu diplomada Almanya'da %100 karşılığı var. Bunu kesinlikle biliyorum. Bunu kesinlikle size garantisini verebilirim. Bunun bazı hileli yolları var. Yani hileli yollar deyince parasını vereyim alın değil. Hani o okula yazılınca yani %100 gitmeniz gerekmiyor birçok durumda. Yani öyle bir hileli durum. Yani bunu çok anlatmak istemiyorum ama maalesef ki orası Türkiye. Böyle şeyler de yapılıyor. Ne kadar tasvip etmesem de siz de oraya gidince zaten bunları göreceksiniz bir şekilde. Bu okulu 2 sene sonra bitiriyorsunuz. 2 sene, 3 sene olanlar da var ama 2 sene bir genelde. O arada da arkadaşlar hani dedim ya bir avantajınız var sizin. O arada da bir Almanca kursuna yazılıp en az A2 seviyesinde düzgün bir şekilde ama yani sadece sınava hazırlanıp sınavı geçeyim o elimde bir A2 sertifikası olsun bu bana yeter değil arkadaşlar. Kendimizi kandırmayı bırakalım. Hani bütün ders döneminde kitabı açıp da öğrenmemiş öğrenci sadece sınav döneminde sınavlara çalışıp sınavı geçip ondan sonra işsiz kaldığında ay efendim bizi işe almıyorlar. Niye almıyorlar biliyor musun? Seni 4 sene boyunca kendini hiç geliştirmedin. Sadece sınav döneminde sınavlara çalıştın ve şu an mühendis gibi gözüküyorsun ama sadece elinde mühendis diploması alan herhangi bir insansın sen. Evet bu şark kurnazlığı diyorum ben buna. Bu şark kurnazlığı kafasından kurtulup gerçekten kursuna gidip hayatınızla paralel olarak Almancayı 2 sene içerisinde A2 seviyesinde öğrenmeniz çok basittir arkadaşlar. A2 nedir biliyor musunuz? En basit düzeyin bir üstüdür. Yani B1, B2, C1 falan demiyorum size. Sadece A2 düzeyde düzgün bir şekilde Almanca öğrenip kendinizi hazırladıktan sonra ondan sonra Almanya'ya işçi olarak gelmeniz. Yani yapacağınız şeyler evet biraz zorlu ama arkadaşlar Almanya'ya gelmek zor ama imkansız değil. Bu bir süreç. Bu sürecin parolası da sabır ve azim. Maalesef öyle. Zaten arkadaşlar arz talep meselesi bu kadar da zorlu, bu kadar da sancılı olmasa herkes gelir buraya. İşçi ihtiyacı olmayınca da neylesin senin yani. Sen de buraya gelip 300-400 euroya çalıştıktan sonra bir anlamı kalmaz bu işlerin. O yüzden bunu bir avantaj olarak göreceksiniz. Emin ol bu videoyu izleyenlerden de %10'u bunu ancak yapacak. Belki de %2'si ancak yapacak. Şeydi düşünme ya bunu herkes yapar zaten falan. Değil. Yani göt lazım yani işin açıkçası göt lazım bunu yapmak. Yani 2 senelik bir plan yapayım. Ben 2 sene, 3 sene sonra Almanya'da olacağım deyip plan yaparsan ancak burada olursun. Evet maalesef size bir hapım yok. Orta Doğulu kafası vardır biliyorum bizlerde. Sürekli bu hapı veren YouTube kanallarını izleyen insanlar var biliyorum. Evet arkadaşlar ben sizi Almanya'ya getireceğim. Ya korkmayın ben izlemeye devam edeyim. Bu videoyu paylaşın diyen insanlar var görüyorum. Ya nasıl olabilir ki yani bu kadar kolay olsaydı herkes gelirdi zaten. Yani size hap vermeye değil arkadaşlar. Hapı yapmayı öğretiyorum ben. Maalesef böyle bir şey yok. Yani siz orada oturun öyle. Birisi gelsin size pasaportu versin. Uçak biletini versin. Buraya öyle olan %1'lik insanlar vardır. Evet şirketi dayısının şirketi vardı. Şu vardı kaçak yolda falan filan. Bunlar arkadaşlar gerçekten %1, binde birlik oranlardır. Ben size uzun süreçli olanı ve %100 çalışan sistemi anlatıyorum. Gerçekten Almanya'ya gelmek istiyor musun? Gerçekten istiyor musun? Ne kadar istiyorsun? 3 sene kendini geliştirir misin? Gerçekten istiyor musun Almanya'ya gelmeye? Ne kadar istiyorsun? Bu gerçekten senin ne kadar istiyor olmanla alakalı.
alakalı bir şey. Ne kadar azim gösterebilirsin, ne kadar kendinden ödül verebilirsin. Bu konularla alakalı olan bir şey arkadaşlar. Evet, şimdi ben size diploması olmayan, eğitim almamış insanların ne yapması gerektiğini anlattım. Şimdi de hali hazırda elinde diploması olan, meslek okullarından olmuş olabilir, çıraklık okulu, kalfalık okulu bunlardan olmuş olabilir ya da meslek lisesi mezunu olmuş olabilir. Ve bu konularla ilgili 1-2 yılda tecrübe sahibi olması her zaman önerilen. Bu vasıflara hali hazırda sahipseniz sizin işiniz biraz daha kolay. Şimdi öncelikle o mesleklerin birine sahipseniz sizin Almanya'dan bir denkliğe ihtiyacınız var. Gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Şu an hali hazırda benim arkadaşım bu denkliği aldı ve ben ona kaynakçı olarak bir iş buldum. Neredeyse bir ay, bir buçuk ay sonra da Almanya'ya gelip işinin başında olacak. O arkadaşla da ben bir video yapacağım. Orada ben soracağım, o anlatacak. Ben soracağım, o anlatacak. Bu denklik iş sıfırda, en sıfır noktasından en son noktasına kadar ne yaptı, nasıl yaptı, kimle yaptı, nerede yaptı, ne kadar paraya mal oldu, bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Denklik, dediğim gibi denklik lazım. Denkliği nasıl yapıyorsunuz? Almanya'ya gelmenize gerek yok. Aracı kuruma, vize şirketine ihtiyacınız yok. Ne yapıyorsunuz? Size hemen söyleyeyim. Hangi eyalete gitmek istiyorsunuz, ona karar vereceksiniz. O eyaletin ismini yazıyorsunuz. Mesela Baden-Württemberg, Berlin. Yazıyorsunuz. Sonra İHK. Linkini aşağıda bırakacağım açıklamalara. Oraya giriyorsunuz. Orada hangi evraklar ihtiyacı var hepsi yazıyor. Türkçe desteği de var. Olmazsa Google Translate'den de direkt çeviri yapabiliyorsunuz. Orada hangi evraklara ihtiyacınız var yazıyor. Onların hepsini güzelce bir zarfa bırakıyorsun, tercümeleriyle birlikte. Ondan sonra gidip PTT'ye bırakıyorsun, adresini yazıyorsun. Ondan sonra bekliyorsun babam. Size bir e-mail geliyor belirli bir süre sonra. Şu numaraya şu kadar para yatırın. 300 euro herhalde. 300 euro yatırıyorsunuz. Sonra biraz daha bekliyorsunuz. Bir bakmışsınız bir mail geldi. Diplomanız onaylandı diye. Diplomanız onaylandıktan sonra Almanya'ya nasıl geleceksiniz peki? Derim ki elinizde tanımlanmış bir Almanya'da geçerli mesleğiniz var. Almanya'ya işçi olarak nasıl geleceksiniz? Arkadaşlar sizde bu denklik olduktan sonra iki yol var artık sizin buraya gelebilmeniz için. Bir basit yol, buraya gelmeden önce halihazırda bir iş bulmanız, o iş yerinden size bir iş anlaşması göndermesi. Bunu gönderdiği takdirde sizin Almanya'ya vize almanız çok çok daha kolay olmuş. Nereden bu işi bulacağım demeyin. Arkadaşlar birçok insanlar taşın böyle çöpün altından falan, taşların altından, kasaların altından iş çağırıyorlar. Emin olun. Ya şu halihazırda bizim şirkette bile 10 tane kaynakçı olsun, onunu da alacak yani. Öyle bir durum var. Ben size iş ne, ben nereden buldum, sizin de nereden bulacağınızla ilgili. Altta bir oradan iş bu üç arayabilirsiniz. Oranın İngilizce desteği var. İngilizce'ye çevirebiliyorsunuz sayfayı. İngilizce bilmiyorsanız Google Translate'den Türkçe çevirip de iş arayabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar bunu da unutmayın. O kadar anlattım ama illaki sizin de bir Almanca biliyor olmanız lazım. En azından A2 seviyesinde. Ben bunu size söyledim mi? 4 ay içinde çözersiniz aslında. Bir kursa gidip gerçekten hayatınızla paralel bir şekilde bu dili öğrenmeyi kafanıza takarsanız 4 ay içerisinde çok güzel bir şekilde A2 seviyesinde Almanca öğrenebilirsiniz. A2 seviyesinde Almanca öğrendiniz mi? Elinizde de Almanya'dan alınmış bir denklik var. Gidiyorsunuz kardeşim konsolosluğa. Diyorsunuz ki ben Almanya'da tanımlanmış bir mesleğim var. Aha bu burada da A2 seviyesinde Almancam var. Aha burada da banka hesabında şu kadar para var. Evet arkadaşlar, burada bir de önemli olan şey, artık bunu nereden bulursunuz bilemiyorum. Kredi mi çekersiniz, nasıl yaparsınız onu bilemiyorum. Şu kadar bankada da kendimi 6 ay boyunca idam ettirecek kadar param var. Ben Almanya'ya gideceğim. Orada kendime iş bulup orada çalışacağım dediğinizde size bir 6 aylık vize veriyorlar. 6 ay içerisinde gerçekten mesleğinizde iyiseniz, mesleğiniz varsa burada işçi olarak iş bulamamanız imkansız. Bakın arkadaşlar, şuradaki sobayı görüyorsunuz. Onun her sene bacası temizlenmesi lazım. İtfaiye aksi takdirde bize bu sobanın içinde odun yakmamıza izin vermiyor arkadaşlar. Bacasını her sene temizlettirmemiz lazım. 3 ay sonraya randevu verdiler. Ben bir hafta önce o şirketi aradık. Dedik ki
bizim bacamızı temizler misiniz? Hemen bir bakalım ajandamıza. 3 ay sonra gelip temizleriz. Yani benim eşim bunu böyle olduğunu bildiği için şimdi aradı. Kışın arasaydı bütün kış boyunca yakamayacaktık. Yani aslında bir nostalji olsun diye yakınıyor da. Hani ihtiyacı yok normalde. Merkezi sistemiyle ısınıyor. Hani bir ateş görmek, ateş ısısı falan hoş oluyor diye birçok evin de vardır bu. Ya düşünün ya. Gelip bir saat iş yapacak burada. 150 euro bir saatliğine 150 euro para alacak. Bunun için 3 ay sonrasına randevu veriyor. Niye? Niye arkadaş hemen gelip yapmıyor? Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu? Ararsın zıt zili basar. Geldik abi temizledik gittik bile. Yani sen telefonu kapamadan adam iş yapmış gitmiş olurdu yani normalde. Ama burada öyle değil. İşçi yok. Bizim şirkette de öyle. Ben şu an halihazırda balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, ya demirle ilgili her şey yani yapıyoruz aslında. Patronumu birisi arayıp yaptırmak istediğinde 4 ay, 5 ay sonraya ancak gelip de ölçü alırım. Öyle şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Yani işçinin ne kadar değerli olduğunu buradan görebilirsiniz. Siz yani 6 aylık bir iş arama vizesiyle buraya geldiğinizde sizin burada iş bulma ihtimaliniz sıfır. Sıfır diyorum. Yani tabii ki de Almanca bilerseniz çemberiniz geniş. İngilizceyle de iş bulabilirsiniz arkadaşlar burada. Ama ne olur çemberiniz daralmış olur. Türkçeyle de iş bulabilirsiniz. Bir sürü Türk burada firma sahibi. O zaman ne olur çemberiniz biraz daha daralmış olur. Ama benim size tavsiyem düzgün bir şekilde çark kurnazlığınızı kafanızda atın. Deyin ki kardeşim ben sınav geçmeyeceğim. Sadece bu dili öğreneceğim. Bu dilde kendime iş bulacağım. Bu dili öğrenmek için bir kursa gidin. Hayatınıza paralel bir şekilde ilerletin bunu. Duolingo diye bir uygulama var. Bunu indirin. Yani işe giderken metrobüste ya da serviste, yemek molasında, akşam eve geldiğinde, yani boş zamanlarında bunu yapmaya çalışın, kafanızda Almanca düşünmeye çalışın, akşam kursa gidin ve bu işi lütfen çözün buraya gelmeden önce. Ha çözmeseniz de olur. Türkçeyle de iş bulabilirsiniz, dediğim gibi İngilizceyle de iş bulabilirsiniz ama çember muhabbeti. Ne kadar çemberiniz geniş olursa o kadar iyi iş bulma ihtimaliniz var. Birçok Türk'ün burada bu tarz insanlara hani tuzak değil de ya zaten bu insan normalde iş bulamaz. Ben o yüzden bu insanı biraz sömüreyim. Mantığına da giriyor. Evet biliyoruz ama tabii çok namuslu insanlar da var. Ben onları zan altında bırakmak istemiyorum. Hani dediğim gibi sadece Türkçe ile buraya gelip iş aramaya çalışırsanız çemberiniz çok dar olmuş olur. Zaten üniversite mezunlarına bu videoda girmiyorum arkadaşlar. Ya siz zaten onlarca senedir buralara gelip çalışabiliyorsunuz. Sizin için bu anlatacaklarım söz konusu bile değil. Bizde bu işçi sınıfına da artık bu izinin verilmesinden dolayı artık bu videoların çekilmesi söz konusu. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ya şimdi ben aslında normalde videolarımda kanalıma abone olun şunu bunu yapmıyordum. Yani bunu bilmiyorum yani bunu yapmak çok doğru değil ama şuna dikkat ettim. Bu işin raconu aslında bunları söylemeli. Kendimden de görüyorum. Bazen gerçekten ihtiyacım olduğu bir kanal. Videoları hoşuma gidiyor. Bir videosunu izliyorum. Ama oradaki o adam bana kanala abone ol hatırlatmasını yapıyor. Ben ondan sonra abone ol. Normalde her türlü abone olmak istiyorum ama bunu hatırlatmasa gerçekten bu kültüre bir şekilde sahip değiliz. Yani gençler biraz daha adapte bu işe. Yani bunu söylüyorum. Gerçekten beğendiyseniz, işine yaradığını düşünüyorsanız abone olun. Yani ben söylediğim için değil. Şu an sadece hatırlatıyorum. Kanala abone olursanız bu videolardan yararlanırsınız. Beni de ne olur biraz desteklemiş olursunuz. Maneven destekliyorsunuz arkadaşlar burada. Maddi herhangi bir çıkarım yok. Videolarımın beğenildiğini hatırlatıyor bu da bana. Benim de motivasyonumu yükseltiyor. Daha çok video çekmeme neden oluyor. Daha istikrarlı bir şekilde video çekmeme neden oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım umudunuzu daha yüksek tutmuştur. Moralinizi daha yüksekmiştir. Evet arkadaşlar Almanya'ya gelmek biraz zor. Maalesef biraz zor. Yani isterdim herkes refah içinde yaşasın ama arz talep meselesi herkese aşık olmuş olsaydı, herkes buraya geldiyseydi buradaki insanların da durumları kötü olacağı için böyle olması daha iyi. Gerçekten isteyen, gerçekten çaba gösteren kazansın diyorum. Kendinizi geliştirin. Almanya'ya gelmek gerçekten zor ama imkansız değil. Ama bak çok basit aslında anlattığım şeyler ya. Bir, meslek sahibi değilsin. Git meslek sahibi ol. Yani iki sene. Üçüncü sene buradasın yani onu söyleyeyim sana. Değilsen de bir de bu değilsen meslek sahibiysen de hakikaten bunu eğitimi aldıysan da 4-5 ay içerisinde yine her türlü buradasın arkadaşlar. Moralinizi çok bozmayın. Sağda solda yazıyorsunuz. Ya bizi yok mu Almanya'ya getiren? Yok mu şunu yapan? Yok mu bunu yapan? Bu arkadaşlar aslında şark kurnazlığı diyorum. Orta Doğu kafası diyorum buna da. Lütfen incinme.
beklemeyin. Ben de oradan geldim. Hap beklemeyin arkadaşlar. Size birisi hap versin ve buraya ışınlanın. Bunu lütfen beklemeyin. Sizin kendinizin çaba göstermeniz lazım. Buraya gerçekten gelmek istiyorsanız bunun belirli başlı yolları var. Sağda solda beni de götürün, beni de götür abi deyip de kendinizi çok da üzücü duruma sokmayın. Bunun çok basit yolu var diyorum size. %100 işleyen bir yolu var. Bunu yap gel diyorum. Sen gidip ona buna yalvarıp binde bir olaya umut ederken ben sana %100'lük bir olay var. Bundan bahsediyorum. Bunu tercih edeceğine eminim. Yani bu saatten sonra da bunu tercih et artık. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.